Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye'mizde insanımızın yüzde yetmişi öz kardeşiyle konuşmuyormuş diye bir şey kulağıma geldi. İnşallah bu duyduğum doğru değildir. Ancak şunu biliyorum, pek çok insan birbiriyle küs veya dargın ve bu dargınlıklarının da büyük bir çoğunluğunun genelde miras meselelerinden alacak verecek meselelerin olduğunda biliyorum. Biz insanız. Eksik yapabiliriz, hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz. Dedik ya insanız, melek falan değiliz. Ancak İslam'ın güzel ahlakının en önde saydığı erdemli davranışlarından bir tanesi malumunuz af edici olmak. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kendi akrabalarından olan Mistah ismindeki bir fakire uzun zamandır yardım ediyor idi. Ancak Aişe-i Sıddık'a annemizi bir iftira hadisesi oldu. Hepiniz hatırlarsınız Medine-i Münevvere'de. Ne yazık ki bu zat da bu kimse de o iftira hadisesine karışanlardan oldu. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık Efendimiz artık mistaha yardım etmeyeceğine dair yemin etti. Nur suresi 22 numaralı ayeti kerime bu hadise üzerine indi ve Allah'ımız Ela tuhibbun en yaghfira lekum Allah'ınızın sizi affetmesini, bağışlamasını istemez misiniz? Öyleyse siz de ne yapın? Efendim hata yapanları bağışlayın. Düşünün sizin kızınıza iftira edilmiş ve bu insan bu işin içerisine karışmış. Bilerek veya bilmeyerek Allah'ımız buna rağmen af yolunu tutmasını Ebu Bekri'ni Sıddık Efendimizin şahsı üzerinden tüm ümmeti Muhammed'e tavsiye etmektedir. Yine Bakara suresi 237 numaralı ayeti kerimede وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُوا لِلتَّقْوٰى ''Affetmeniz, bağışlamanız takvaya daha yakın bir davranıştır.'' buyrulur. Dolayısıyla Allah'ımız hatanın şekli şemali ne olursa olsun hep af edilmesini, bağışlanmasını tavsiye eder ki bu çok zor bir iştir. Şura suresi 40 numaralı ayeti kerimede ise ve cezau seyyiatin seyyatu mitluha. bir kötülüğün cezası ancak o kadardır. İslam'da aşırı gitmek yok malumunuz. Aynı zamanda kısas esastır. Ey ümmeti Muhammed kısasta sizler için hayat vardır der Allah'ımız. Kim kendisine kötülük yapan insanlar men afa ve aslaha fe ala Allah. Kim buna rağmen af eder ve barışırsa ve aslaha fe ecruhu Allah. O kimsenin mükafatını Allah'ımız ona verecektir. Ebu Kebşe radıyallahu an efendimiz rivayet eder. Der ki peygamberimiz vallahi şu üç şeye yemin ederdim. Nedir o? Bir sadaka olarak verdiğiniz şey asla malı eksiltmez. İki uğradığı haksızlığı Allah rızası için bağışlayan kimseyi Cenab-ı kıyamet günü mutlaka izzetli ve şerefli kılar. Ki dünyada da bu iş böyledir. Çünkü herkesin yapabileceği bir iş değildir affetmek. Üçüncüsü de dilencilikten bir kapı açan yani dilenen insanı Allah mutlaka muhtaç eder, fakir yapar. Peygamberi Zişan Efendimiz Ukbe radıyallahu anh Efendimiz'e şöyle demiş. Ey Ukbe sana dünya ve ahiret ehlinin en üstün meziyetini, ahlakını söyleyeyim mi? Peygamberimizin böyle bir tavsiyesi karşısında ne denilebilir? Tabii ki ya Resulallah deyince peygamberimiz ey ukbe gelmeyene git, vermeyene ver ve sana kötülük edeni de bağışla buyurdular. Son olarak mahşerde bir münadi şu Fazilet ehli buyursun girsin cennete denilir. Bir takım insanlar koşarak cennete giderler. Melekler de onları yolda görürler derler ki siz nereye koşuyorsunuz? Siz kimsiniz? Biz fazilet ehliyiz deyince hayrola ne yaptığınızda siz bunlardan oldunuz? Onlar biz kötülük gördüğümüzde affederdik zulme uğradığımız zamanda sabrederdik deyince melekler haydi yolunuz açık olsun koşun cennete derler. Allah'ımızın bizleri affetmesini istiyorsak öyleyse zor da olsa biz de ne yapmalıyız? Af yolunu tutmalıyız, affetmeyi bilmeliyiz. Ramazan-ı Şerif bunun için en güzel fırsat. Hele hele bayramlar zaten bunun için. İnsan sevdikleriyle küs olursa bayramın ne anlamı kalabilir? Atalarımızın şu sözü noktası olsun. İyilik edene iyilik etmek her kişinin karıdır. Kötülük edene ise iyilik edebilmek her kişinin karıdır. Gününüz hayırlı olsun. Esselamu Aleyküm.